sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi sırada Hibe Timimi tarafından hazırlanan camçılık sanatı üzerine bir röportajımız vardı. İlk önce onu izleyelim, ondan sonra konuşalım bu konu hakkında. Cam sanatı Mezopotamya bölgesinde 3500 yıllık bir tarihe sahiptir. Fakat muhtemelen o dönemlerde bu sanatta çalışanlar eski Mısır'daki çalışanları taklit ediyorlardı. Arkeolojik bazı kaynaklar camdan yapılan ilk eserin Kuzey Suriye'de yapıldığına işaret ediyor. Türkmen Uydu Televizyonu ekibi bu sanata ışık tutarak özellikle de bu sanatta çalışan ve eski Tisin bölgesinde bulunan camçı Mehmet Usta ile ilgili sizin için bu röportajı hazırladı. Ben bir sanatım, bir sanatkardı. Takriben seyircilerinden tık ile vurdu. İşte bütün neler camlar var burada. Aslında cam az idi. Onca cam kullanmazlar. İndi evler bütün o yatak odalar, hamsız camlı, 3-4 pencere bırakırlar. Bahçe diyeyim, sonra mutfak, tedarik, sonra bir kısım yukarı cüzgüyedir. İş evvel neydi abim? Çok camın işi neydi? Cam o vakit az idi. İşler, evler, binayet yok idi, meşare yok idi. Yani binayet çoktu, iş var. Cam maddesi önemli birçok ürünlerde bulunmaktadır. Millevan işte yev sahabi rekbette kaldı, bu cüzgüller kıybeden. Bir vacihe için yatak odası, av misafir takımı bunu kullan. Muşeceller bu kristal muşeceller şeydir sen söyle. Kidor kapsıdır, sonra mücez kapıları, mutfak kapıları, ablar. Affedin sözüm ya bana ayak yolu, bir de hamam muşecerdi. Meclis almaz idi, bir şey yok idi. Bir de bukçumuz vardı, şey, çerçevede işlerdik. Şimdi hamsı karabaya sindi, sinden gehez geldi çünkü bırak. Bu double camlar kapsolunlu, kapsolun meşinali cihazı. Kapseder double camlara. Bu double camlar ne için kullanılıyor? Aynı evleri kullanılıyor. Mesela naksı evin ne, harada edebilir kullansın özün insan? O yanına kalıyor. Mesela ev sahibi double cam edilmiş. Çerçevesin. Kullanılan evlerdi. O tükendi. Tükene kala karşı kullandı. Şimdi mesela çıkıp da 10 milim. Bu flet camlar. Flet camlar tükenmalardı. 10 milim. O da tükenlere ait. Evler aynen kezalik double cam var, tek cam var bizlerde. Demir cam, pencereler var, macundi. Şimdi çoklar evler şey oldu, sen affedersen plastik oldu, alüminyum oldu. Kalmadı. Ne mavad istemel etsin camı tezbit için eskiden istemel ederdik? Macun istemel ederdik. Şimdi hem macun istemel ederdik hem silikon istemel ederdik. Silikon ne de istemel ederiz, macun ne de? Silikonu yakın mazut olmak için macunu kullanmak, şey silikonu kullandık macunen önce. Sonra macun vurduk üstüne. Bu plastik kaplardan yoksa ihtiyacı? İhtiyacı kap, demir. Demir, tahta, demir bunlar silikondur. Dolayısıyla çeşitli renkleriyle hem evleri hem de dükkanların ön kısımlarını süslemektedir. Eskiden biz bayazıydı, buzlu cam diyerdik biz, muşecer. Şimdi enva'lar geldi biz. Bu bayazlar, muşecer, İrani var. Sini var, türkü var pazarda, indi kullanılan pazarda. Bunlardı. Kemal tühür tühür camlar geldi bizlere kadar. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hibe tarafından hazırlanan camçılık ile ilgili bu röportajı izledik. Tabii ki köyükte bazı sanatlar gün getirdikçe ya öge gelir ya ense gelir ama camçılık hala aynen devam ediyor. Doğru. Ama camçılık sanatında çeşitler gördüğümüz şimdi gerçekten çok olupdu. Avvalden cam bas ev içinde kullanılırdı. Ama bugün de çok apartmanların vaciasında da kullanılır. Gerçekten güzel camlar da vardı. İster kapıda olsun, ister pencerede olsun. Güzel aynen bir şekilde kullanılır özne.